Bilim ve İnsan Vakfı'nın hazırlayıp sunduğu Halisane başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Eyvallah. Hüseyin Hocam, bir önceki bölümde Ebu Zer radıyallahu anh bir giriş yaptık. Ahlakına dair, arayışına dair efendim bir girizgah oldu üstadım o. Şimdi biraz daha böyle yakından tanıma. Tanıyalım o kişiliği inşallah. Biraz daha yakından tanıyıp oradan biraz daha istifade edelim üstadım. İnşallah. İnşallah. Allah nasip kısmet ederse. İnşallah. Evet. Zerresini bile atlamayalım diye. Zerresini. Evet üstadım ya. Evet. Çünkü hatta başlığı da şöyle koymuş hocam. Rehberin izinde bir cevher Ebu Zer. Allah Allah. Diye düşünmüşüz. Evet. Derzekten onu adım adım takip ettiği için Allah biz de Allah. Onu adım adım takip evet etmeye ya. Çalışıyoruz ki adım adım Efendimizin evet ahlakına, ya. Güzelliğine yaklaşalım diye. Peygamber, çok peygamberimizin çok izini hiç bırakmıyoruz. Tabii hocam. İzinden hiç ayrılmıyor. Tabii. Allah Allah. İzinden Allah. Ayrılmamanın ne anlama geldiğini de çok güzel öğretiyor. Ya üstad ya şimdi yine girişim. Yine giremiyor. Ya üstad şimdi şey var mesela yine okumuştum ben. O Suffa ashabına, ehline zaman zaman Medine'nin zenginleri çok güzel ziyafetler veriyorlar. Evlerine götürüyorlar onları. O da Suffe'de. Ama o ölü akşamlarda, o davet akşamlarında peygamberin evine gidiyor. Allah onun Allah. Kuru ekmeğini onunla beraber yiyip onun izinden ayrılmıyor abi. Aynen ya. Öyle hocam. Onun için başlık çok güzel ya üstad. Eyvallah. Allah hocam. Allah. İnşallah bereketli olur hocam. İnşallah üstad. Diyor ki Ebu Zer, orada kalmıştık. Evet üstad. Sonra Hazreti Ali'nin de radıyallahu anh'ın evet yardımıyla, evet yönlendirmesiyle sallallahu aleyhi ve sellem'i buluyor. Şu saatte diyor şöyle geldiğinde ben işaret ederim diyor. Odur derim diyor. Yine bir merasim yok. Bu da şunu gösteriyor Allah hocam. Allah. Demek ki çok ciddi bir abluka var. Çok ciddi bir sıkıntı, çok büyük sıkıntılar var. Yani hayata ciddi bir güvenlik problemi var ki. Var. Hazreti Ali çok titiz davranıyor. Allah Allah. Hatta olayda geçecek ilginç bir de ayrıntı da var orayı da inşallah yeri gelince söylerim. Zaten lütfen. Demek ki Allah Resulüne karşı öyle bir cephe var ki o ilk etapta öyle bir mücadele hayata kastedecek kadar tabii, ayrıldı. O yüzden çok dikkatli davranıyorlar. Olabildiğince kışkırtacak, olabildiğince böyle damara dokunacak davranışlar sergilemiyorlar. Geldim diyor. Kabe'nin oraya geldi. Sade ibadetini yaptı diyor. Allah Resulü. Allah Allah. Hazreti Ali'nin işareti onun olduğunu anlayınca geliyor selam veriyor ve Ebu Zer diyor ki kendini tanımlayarak fekuntu evvele men hayyahu bi tahiyyetis selam. Allah Allah. İlk defa selam diye, selamun aleyküm diye ben verdim selamı diye. Allah Allah. Bu ilk başlatan benim Allah diyor. Allah Allah. Allah Resulü de ve aleyki dedi diyor. Senin üzerine olsun ve rahmetullah dedi diyor ve sordu diyor. Ben, sen kimlerdensin tanımıyorum. Allah Allah. Efendimiz. Dedi ki ben Gıfar kabilesinden. Öyle deyince Efendimiz Gıfar kabilesini biliyor. Gıfar kabilesi daha çok eşkıyalık yaparmış. Evet. Yol kesip mal yağmalarlar. Oradan geçimini temin ediyorlar. Tabii tabii. Evet. Elini diyor yüzüne gönderir hayret ifadesiyle. Allah Allah. Yani hem mutluluk hem hayret. Allah Allah Gıfar kabilesinden biri çıktı geldi şu güzelliğe bak. Evet. Bu mutluluğa bak. Sonra çok ilginç elini tuttum diyor. Ebu Zer hemen. Allah Allah. Elini tuttum deyince dediğim anekdot buydu. Yanında da Ebu Bekir Efendimiz var o arada. Ha. Hemen diyor arkadaşı diyor benim elimi çekti. Daha korktular acaba zarar vermeye diye. Hemen Allah. Biraz korktu diyor. Elimi çekti diyor. Allah Allah. Acaba bir yanlış niyetle mi yöneldi diye ben hemen diyor elini tuttum diyor. Tabii diyor Ebu Zer bunu garipsemiyor. O tabii diyor benden daha iyi bildiği için diyor. Vardır bir bildiği diyor. Elimi tuttu diyor. Sonra Efendimiz sordu diyor. İkinci soruda. Ne kadardır buralardasın? Hocam şu insanca soruya bak. La ilahe illallah. Gıfar kabilesinden deyince biz bize sorsalar şecereye gireriz. Nüfus kaç değil. Eyvah. Eyvah eyvah. Nüfus bilgilerine gireriz. Kaç gündür buralardasın diyor. Öyle ya. O da diyor ki ya Resulallah diyor günlerdir buradayım diyor. Kaç gecedir, kaç gündür buradayım diyor. Sonraki soru daha ihtişamlı hocam. Ne yedin içtin diyor. Öf.
Evet. Bir peygamber son dini tebliğ edecek. Evet. Karşısına gelen insanla ilk diyaloglar hocam. Tam kaybettiğimiz zemin bu insanlık zemini ya. Zaten hocam. Ben peygamberim diye kendini anlatan değil. Karşıdaki insanı anlamaya çalışan, onun en temel ihtiyaçlarını sorguluyor. Ya Üstad Hüseyin hocam nereden nereye evrildik ya? Nerelerden nerelere evrilmedik, savrulduk ya. Tabii. Şu güzel İslam'ı, şu güzel rüzgarından fırtınaya dönüştürdük her şeyi Üstad be. Kendimiz savrulduğumuz gibi. İnsanlar da savurduk, aldık gittik Hüseyin hocam. Ama savrulduğumuz yeri din zannettiler, ahlak zannettiler. Evet. Onlar da düştüler peşimize. Gelince anladılar savrulduğumuzu. Allah muhafaza eylesin. Evet. Hocam şu soru beni çok etkiledi yani. İlk soru. La ilahe illallah. Ne kadar zaman. Bir peygamber dinini tebliğ etmek için çırpınan biri. Evet. İlk. O yüzden insanlara ilk yaklaşımımız insanca değilse o iletişimin, ilişkinin insanca bir amacı yoktur. Ya, muhtemelen yani ilk girişimiz din, iman edebiyatından giriyorsak o çok sağlıklı bir yere gitmez o. Başka yerlere. Ya, hocam her şeye Hüseyin hocam yani evriliyor. Şimdi idarecilik yapıyoruz, idare ediliyoruz. Bazen amir ama bir başka şeyde memur şeyine düşünüyor, şey yapıyorsunuz ama böyle çevremizdeki, etrafımızdaki ilişkilere, münasebetlere bakıyorum. Hiç Allah'ın Resulü'nün ifade ettiği, yaptığı gibi değil ya. Hiç değil. Yani mesela bir İmam Hatip arkadaşımız anlatıyor. Diyor ki yahu diyor, kardeşim diyor vefat etmişti diyor bir motosiklet kazasında. Gene diyor o hengamede şeye gittim diyor. Yani uğradım diyor, amirime gittim diyor. Dedim ki kardeşim vefat etti. İşte şey yaptım. Diyor ki yerine adam buldun mu? Allah. Diye soru soruyor. Nereden ne diyor hocam? Yerine adam buldun. Ya nasıl bir kalp, nasıl bir gönül, nasıl bir insan. Sen hocam hiç mi nasip almamışız şu güzel peygamberden yahu? Yani o bütün sorular hep ilk şey, nerede olursa olsun insanlık zemininde üstadım ya. İlk sorularımız hocam aslında bizim evet. Bütün niyetimizin, ahlakımızın. Son evet, resmi. Aynen hocam. Sonu odur yani. Oraya gidiyoruz. Evet. Son resminizi gösteriyor tabii, yani. Tabii. İlk sözünüz. Karnın aç mı diye doyuran insan o insanı sömürmez. Ya. O insanın üzerinden geçinmeyi düşmez. Evet. Sonunda da o insanı hem ruhunu doyurur hem midesini doyurur. Ki öyle yaptı hocam. Evet. Ebu Zer de şöyle cevap veriyor. Ya Resulallah hiç yemek yok diyor. 3 gündür diyor. Zemzem içiyorum diyor. 3-5 gündür. Hatta diyor kilo aldım diyor. Yapma ya. Kendi ifadesi. Yağlandım. Fesemintü diyor. Biraz kilo aldım diyor. Allah Resulü de diyor ki zaten diyor inneha mübareketun. Evet bu mübarek. Zemzem bir bereketlidir diyor zaten. Allah. O diyor tatlıdır diyor. Sonra Ebu Bekir hocam. Yine muhteşem. Ya. 3 gündür yemedim dedi. Ya. Ne yapılacak? Ebu Zer diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh. Ya Resulallah i'zenni fi ta'amihi el-leylete. Müsaade et bu gece Ebu Zer'i ben ağırlayayım. Hocam ilginç olanı şu, daha iman etmedi, o aşamaya gelmediler. Daha tanışıyorlar. Allah Allah. Müsaade et diyor ya Resulallah diyor. Ben bu gece ağırlayayım. Sonra diyor ve dediğini yaptı. Allah Resulü ile birlikte Ebu Bekir'in evine gittik. Kendi ifadesi. Allah Allah. Ebu Bekir kapıyı açtı diyor. Demek ki kapıda karşılamış onları. Allah Allah. O zamanki yapı neyse. Ve bize diyor Taif üzümlerinden ikram etti diyor. Kendi ifadesi Ebu Zer'in. Evet. فَذَاكَ اَوَّلُ تَعَامٍ اَكَلْتُهُ بِهَا Mekke'de ilk yediğim, ağzıma ilk aldığım diyor o üzümdü diyor. Ebu Bekir'in evinde aldım. İlk üzümdü diyor hocam. Ondan sonra konuşuyorlar. Allah Allah. Efendimizle ve iman ediyor. Sonrası da hocam yine devam ediyor. Allah Allah. Öyle güzel diyaloglar var ki tebliğ, irşat, insanlık adına. Bunların hepsi niyet göstergesi. Hepsi kurucu ilkelerdir. Kurucu ilkeler. O menkıbeler boşuna anlatılmaz. O hayatın kurucu ilkelerini görmek için anlatılır. Evet üstad. Yoksa oradan başka şey devşirmek için değil. Ve Efendimiz'e iman etti. Efendimiz'in ilk cümlesi şu. Sıkıntılı böyle insanlara. İrca ila kavmik. Allah Allah. Sen memleketine dönebilirsin dedi Efendimiz. Allah Allah. Burada kal. Şunu yap, bunu yap. Allah Allah. İnsanlara böyle insanlık dışı yükleme yapan bir peygamber yok Aleyhisselatü Vesselam. O çok, pek çok örnekte var hocam. İnsanın karşısındaki insan olarak gerçekliğini hep merkeze alan bir peygamber. Ya.
Buna dair çok örnekler var. İnsan olarak gerçekliğini her zaman değil, kim olursa olsun. Aynen çok kullandığımız bir örnek var ya hocam. Ebu Cehil'den dolayı İkrime'ye laf attık. Evet, evet hocam. O zemini kaybettiğimizde zaten her şey bulanıklaşıyor hocam. Darmadağın her şey kayıyor. Oluyor. Ebu Zer'e diyor ki, sen git memleketine, kabilene git. Onlarla birlikte ol. Ta ki diyor duyduğunda artık böyle insanlar rahatça, sıkıntılar geçtiğinde, güvenlik problemi kalmadığında o zaman gelebilirsin diyor. Allah Allah. Ebu Zer'e. Ama Ebu Zer tabii o ilk verdiği coşku. Demek ki Efendimiz tanıdı. Yapısında da var. Tabii. O biliyor, tanıyor, onu da tanıyor. Çıktım diyor hemen diyor. Kabe'ye diyor. Bağırdım diyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah Allah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedim diyor. Sonra diyor bir anlamda diyor. Herkes üzerime çullandı diyor. Allah Allah. Demek ki öyle bir tepki var hocam. Tabii. O cümleye, o kelimeye. Allah Allah. Çok ilginç, şimdi biz günümüzde bağırıyoruz eşhedü en la ilahe illallah. Kimse harekete geçmiyor. Çünkü biz harekete geçmiyoruz ki, bizde bir hareket oluşturmuyor ki o kelime, o cümle. O yüzden diyor bir baktım diyor, bir sürü Mekkeli müşrik üzerime çullanmışlar. Allah Allah. Efendimizin amcası Abbas geliyor radıyallahu anh, kurtarıyor. Allah Allah, evet. O da kurtarırken şunu kullanıyor. Kimi dövdüğünüzü biliyor musunuz diyor. Bu Gıfar kabilesinden diyor, kervanınız oradan geçiyor. Ya. Şimdi döverseniz diyor. Orada nasıl kervan ben hıncını alır. Ya. Tabii, öfkesini alır. Öyle diyor beni. Saldılar diyor. Ondan sonra Efendimiz gönderiyor. Birkaç kere daha deneme yapıyor. Evet. Yine öyle olunca Allah Allah. Allah Resulü sen git diyor. Gitti, evet. Sen git bizden haber alıncaya kadar. Ve Ebu Zer gidiyor. Kardeşi, annesi hepsi Müslüman oluyorlar. Evet. Sonra hatta kabilesinin yarısı Müslüman oluyor. Diğer yarısı da sonradan geliyor Gıfar kabile. O yüzden Efendimiz Gıfar'a çok güzel bir dua ediyor. Allah Allah. Gıfar kabile o son. Evet. Sen ne desen fetih günü mü? Evet. Hicretten sonra veya hicretten sonra da Medine'ye geliyorlar. Kabilece Müslüman oluyorlar. Evet. Böyle bir kabile. Evet. Böyle ilginç bir diyalog geçiyor ve Hicri 32'de Hazreti Osman döneminde vefat ediyor. Cenazesinde Abdullah bin Mesud kıldırıyor. Evet. Tabi hayatın diğer aşamalarında yaşadıkları var hocam. En önemlisi bu süreçte dikkatimizi çeken evet, arayışı, yola çıkışı hocam. Evet, evet üstadım. Ve Efendimiz'le yaşadığı o insanca diyaloglar hocam. Bu o kadar değerli ki Allah Resulü'nün hafızasında, hatırasında. Efendimiz, bunu hep konuşuyoruz. İnsanlara hissettiği duyguları, samimi duyguları çok samimi cümlelerle ifade ediyor. Yani bizim klişe ifadelerimiz var. İşte insan yüzüne karşı övülmez. Evet. İnsan sevildiğini nasıl anlayacak? Yaptığın doğru olduğunu nasıl anlayacak? Bu tür çok yanlış tabularımız var. Rol yapılmaz. Tabii insan yüzüne karşı sevmediğin, yalan yere söylüyor mu? Söylemeyeceksin zaten. Olmayan bir şeyi yapıyorsan. Evet, dediğiniz gibi aynen rol yapılmaz. Tabii, rol yapılmaz demek lazım. Ama çok ilginç hocam. Yüzüne karşı övülmez diyen insanlarımız arkasından demediğini bırakıp. O zaman bir cümle. Yüzüne karşı övmüyorsan arkasından da yermeyeceksin. En azından oraya. Mütür kalacaksın en azından yap, evet, evet. Madem öyleyse. Orada temel ölçü odur hocam, dediğiniz gibi. Oradaki rol yapmamaktır. Çünkü Efendimizin çok güzel övgü ifadeleri var. Ya. Hazreti Ömer övüşünü gördük. Muaz bin Cebel övüşünü gördük. Ya. Allah Resulü'nün. Muhteşem ifadeler var. Samimi olduğunu nereden anlıyoruz? O övgülerin hiçbiri övüleni yoldan çıkarmamıştır. Daha tamam, güzel yapmıştır. Ya. Çünkü samimi övgü İnsanın yaptığı eylemin güzelliğini görür, evet, dikkatini artırır, dikkatini artırır. Tabii tabii, insanın ayağını yerden kesmez, daha sağlam basmasını sağlar üstad. O yüzden muhteşem bir rivayet var hocam. Evet. Mümin övüldüğünde diyor, imanı artar diyor Efendimiz. Ya. Ama müminse, evet, öven de mümince ise onun imanı değil, artar. Değilse iman da gider, ahlak tabii, da gider. Tabii tabii, öteki zaten. Ahlakını da alırsın. Aynen, aynen. Ona dikkat edelim. Evet, evet üstad. Bir de şey vardı Hüseyin hocam, yine benim dikkatimi çekmişti. Bu yani hani ilk yıllar daha böyle yani 3-5 kişi Müslüman vesaire falan filan. Mekke'de zaten insanlar gelmiyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani hiçbir davet falan göndermiş, şey gündüz adamın çıkıp gelmesi kendi ayaklarına gelince orada bir taaccüp de şey yapıyor hocam. Tabii, şey tabii, yani tabii, hidayeti Allah'ın verdiğini falan. Çok hayır, evet, aynen hocam. Allahu yehdi men yeşâ. Çok güzel, tabii tabii. Ben ilâ sırâtın müstakîm.
O çok güzel hatırlattınız hocam. Evet, Allah o Allah. Kadar güzel ki işte, hocam samimiyet o işte, ihlas, bağlılık, Allah ahlak. Allah, evet. Onun yani Allah her zaman devrede. Tabii. Bizim bütün biz sıkıntılarımız devrede, o. Biz ona bakacağız hocam. Bizim bütün sıkıntılarımız o Hüseyin hocam. Tabii. Evet. O orada Efendimiz'e öyle bir moral, öyle bir Allah'ın büyüklüğünü hatırlatıyor. Allah Allah. Biz evimizden çıkamazken, Kabe'ye zor gelirken Allah duyuruyor. Tabii Ebu Zerli diyor, sallallahu aleyhi ve sellem olacak bu iş diyor yani. Tabii. Olacak diyor bu. Hem gıfardan, hem dışarıdan, hem de gıfardan. Yani bir eşkıya bir sülaleden birisi çıkmış, kendi şeyler gelmiş, hem de çok uzak diyarlardan. Tabii. O zaman diyor ki evet Allah. Bu yol hak. Allah bizim yolumuz açacak diyor. Bu emirler güzel. Tabii. Biz çalışacağız. Bu şu demektir, yatacağız değil. Yok. Demek ki biz umutsuzluğu bırakmayacağız. Tabii. Umutsuzluğa düşmeyeceğiz. Gayreti bırakmayacağız. Tabii. Buradan yürüyeceğiz diyor. Tabii. Aynen öyle hocam. Aynen vallahi öyle. Çok güzel. Ebu Zer öyle bir Efendimizin gönlünde yer edinmiş ki hocam. Şu ifadelerin güzelliğine bak. Ya hocam. Yer ve gök diyor Allah Resulü. Allah. Yer ve gök Ebu Zer'den daha doğru, evet. Aslak ifadesini kullanıyor. Aslak. Daha sadık. Evet. Daha candan, daha dürüst birini görmemiştir diyor. Allah yer ve gök. Onu ispatladı zaten bu süreçte. Kendi anlatıyor bir de bu yaşadıklarını. Bunları anlatıyor. Yine ileride bir özelliğiyle ilgili de gelecek. Evet. Bir peygambere benzetiyor. Bunun rivayeti tabii şey değil. Ravisi Ebu Zer değil. Şu sözünüz. Tabii. Ravisi. Onun başkası Ebu Zer değil hocam. Hayatta yapmaz öyle yapmaz. Bir şey tabii. Allah'ın Resulü hiçbir sahabesi yapmamış. Tabii. Hiçbir sahabesi yapmamış. Başka biri onunla sallallahu aleyhi ve sellem. Kendini taltif eden rivayetleri hep arkadaşları nakletmiş. La ilahe illallah. Duyarak. Evet. Hazreti İsa'ya benzetiyor. Ya. Böyle müstani tavrın, beklentisizlik halini. Evet. O züht kavramında züht konuşacağız. O ne demek? Günümüzde o da aldı gitti başını. Yani rol yapmayı züht olarak algılıyoruz hocam. O da Çelebi kavramı gibi tabii, oldu. Aynen öyle hocam. Ya. O kadar. Ve çok ilginç, Efendimiz İbn-i Hacer anlatıyor. Bir mecliste bir şey olduğunda önce Ebu Zer ile başlardı diyor. Tamam mı? Allah. Olmadığında da, yani orada Ebu Zer varsa, diyelim ki hani hatır soracak, önce Ebu Zer'e sorardı. Ve bir şey ikram edecek, Ebu Zer'cim buyur sen derdi diyor. Bir şey de onunla başlardı. La ilahe illallah. Olmadığında da ilk onu arardı diyor. Göremediğinde, diyelim ki bir sürü kimse yok, orada olmayan var. Ebu Zer nerede diye sorardı. Allah Allah. İlk onu sorardı, bu kadar. Yanında değilim. O yüzden efendim, hani vefayı konuşuyoruz hocam. Hep ahlak merkezidir bunlar. Menfaat merkezi değil. Bir tane yok hocam. Ve bu yüzden az önce de buyurdunuz hocam, Suffe ashabından. Ya. Efendimiz'le baş başa diyalogları çok. Çok özeline muttali. Çok. Kullandığı ifadeler bile çok sanırım. Hibbi, halili diyor Efendimiz'den bahsederken. Allah Allah. Sevgilim, benim değerli dostum şöyle dedi diye. Allah. Yine dediğiniz gibi hocam, yemeğe genelde başka yerlere giderken o Allah Resulü'ne giderken onunla yiyeyim demiş. Onunla yediğim bir lokma. Ya hocam oradaki rivayet de üstad ya. Vallahi yani ya da hani derler yatacak yerimiz yok diye. Şimdi mesela şu da çok enteresan. O Medine'nin zengin insanları, o Suffe ehlini akşam ziyafetine, yemeğine davet ediyor, evlerine alıyorlar. Ya hocam, bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi evine gidiyor. Allah Allah hocam. Hocam bakıyorum bir taraftan. İşte hocam varlığınız bu açıdan hocam. Ya üstad ya, bir ziyafet olduğunda ya. En önde gidiyor ya. Fakirin, fukaranın, garibin, kurabanın, miskinin, mesakinin olmadığı bir sofra değil üstad ya. Tabii. Ya. Ama sallallahu aleyhi ve sellem bütün o insanları oraya gönderirken kendi gidiyor kendi evinde. Bulamıyor. Yani yok. Hurma, kuru ekmek vesaire. Öbürü de diyor o da tercih etmiyor. Ben diyor seninle olmayı diyor, o ziyafeti tercih ederim diyor. Allah. Hep onun peşinde. Tabii hocam ya. Evet. Yok hocam ya. Allah razı olsun hocam ya. Amin. Ya üstad. Aynen öyle hocam. Ve şöyle diyor hocam o. Bazen yürüyüşe de çıkarlarmış. Gece yürüyüşü. Allah Allah. Çok ilginç bir rivayeti orada aktarıyor Ebu Zer. Allah Allah. Çünkü özel Efendimiz işledi. Çünkü o zühdünü, çünkü yağmacı bir kavimden geliyor hocam. Tabii. Böyle bir kişiliği nasıl terbiye etti Efendimiz? Birebir çalıştı. Tabii. Önce sevdi onu, güvendi.
ona istikamet gösterdi. Tabii. Örneğini gördü. Az önce dediğiniz gibi. Kendi evinde, kendi sofrasında ne bulduğunu yiyen bir Allah Resulü örneğini gördü. Bir gün diyor Allah Resulü ile beraber Medine'nin kenarlarında yürüyüşe çıktık diyor. Vay be. Hatta Ayşe'nin diyor. Evet. Gece vakti. Mahrem sonra. Bir şey böyle. Evet. Evet, baş başa. İstakbelene Uhud. Uhud bizi karşıladı. Uhud'a kadar gitmişler. Allah Allah. Oraya kadar gitmişler. Ne muhabbet ya Rabbi. Tabii tabii. Yürüyerek. Ne muhabbet. Tabii tabii. Neler konuştular kim bilir. Ne böyle gülüştüler belki ağlaştılar. Allah Allah. Bilemeyiz hocam. Medine'de. Allah Allah. Bana dedi ki diyor Uhud'u görünce. Hocam peygamber ufku. Allah şimdi Allah. Biz görsek herhalde buraya ne güzel ne yapılır ne şey. Ya, tabii tabii. Ya. Ya Ebu Zer dedi diyor. Allah Allah. Ey Ebu Zer'cim Buhari naklediyor bize bunu. Vallahi diyor şu Uhud kadar altınım olsa diyor. Şu Uhud dağı daha kadar birikimim olsa. Evet. Üzerinden 2-3 gece geçmeden sadece ödeyeceğim borç miktarını ayırıp hepsini dağıtırım diyor. Allah Allah. 2-3 gece tutmam ben onu diyor. Şimdi bu peygamberi görünce, bu zihniyette olanı, işte o beklentisizlik, Ebu o birikime karşı çıkmak, birikimin belli yerlerde kümelenmesini ileride ya, göreceğiz, karşı evet, çıkmak. Evet. Oralardan işlenmiş bir zihniyet, zihniyeti öğreniyor. Tabii. Bir peygamber hayata nasıl bakıyor? Bakacağız. Bir peygamberin malla ilişkisi nasıl? Ya. Bir peygamberin insanla ilişkisi nasıl? Hepsini gördü orada Ebu Zer radıyallahu anh. Şu Uhud dağı kadar diyor altınım olsa, borcum için ödemem gereken miktarı ayırırım. 3-5 dinar. Söze bak. Bir gece, iki gece, üç gece tutmam diyor. Hemen dağıtırım. Allah Allah. Şu anda çektiğimiz sıkıntılar da hocam. Ebu bir gece, üç gece değil. 30 yıl, 40 yıl, 100 yıl biriktirdiğimiz paraları yığını altında biz eziliyoruz şu anda. Bir gecede köşeyi döndüm. Bırak o hocam o gene iyi. Bir gecede kazancını efendim kat kat artırmayı şey yapan, ya. Amaçlayan, hedefleyen. O öbür dediğin yeri geçtik o. Yani bir gece tutuyor, iki gece tutuyor, Allah ben Allah. Beş gece, on gece falan değil hocam. Şimdi tamamen ters yerde esiyor rüzgar. Bir gecede, yani ben o şeyi yaptığım günde hatırlamıyorum. Eğitim merkezinde yeni eğitim şeye başlamıştım. Haber almış insanlar. Devalüasyon olacakmış. Vesaire falan filan. Bir gecede işte 7 kat mı, 8 kat mı falan hepsi Müslüman. Hepsi Müslümanım diyor yani. Bir gecede 7 kat, 8 kat şeyle beraber o haber almışlar. Belli insanlara gitmiş o haberler. Kazançlarına kazanç katmışlar. Sonra da sabah kalkmışlar, namaza gitmişler. Allah kabul etsin. Ya Hüseyin hocam be. Dediğinizle yani, alakalı hocam. Evet, yani şöyle söyleyeyim hocam, tahminimi söylüyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki yani o insanların efendim yanlış yapanlar da vardı falan filan ama onlar yarın mezardan birlikte kalktığımızda, kabirlerden beraber kalktığımızda bizim yaptıklarımızı görünce bu ne diyecekler ya? Aynen öyle. Ya bu ne diyecekler? Bunlar kim? Bunlar kim? Ya. Aynen öyle hocam. Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin üstadım benim. O yüzden bu eğitimden geçin Ebu Zer. Ya. Birikimin belli yerlerde kümelenmesine, insanların toplumun değeri olarak görülmemesine çok ciddi karşı çıkıyor bu eğitimle hocam. Baş başa gece ya. Efendimiz'le konuştukları. O da çok ilginç. Yani gece yürüyor ne konuşuyor. Ya. Konuştukları bunlar. Ebu Zer Efendimiz bunu anlatıyor. Allah o yüzden Allah. Allah Resulü'nün yanında gönlünde çok değeri var. Beraber çok yaşanmışlıkları var. Evet. Bir günde şöyle bir diyalog geçiyor. Evet. Çok samimi hocam yine son derece. Dedim ki diyor ya Resulallah insan bir grubu sever, 3-5 kişiyi sever. Hı hı. Örnek kişilerdir. Güzel işler yaparlar, onu sever. Ama onlar gibi yapamaz, gücü yetmiyordur. Örneğin onlar gibi imkanı yoktur, dağıtamaz. İnfak edemez, ihsan edemez. Onlar gibi belki bilgisi yoktur o kadar. Anlatamaz. Anlatamaz, edemez gibileri var ya hocam. Evet, evet. Ne olacak diyor. Efendimizin cevabı şu. Allah Allah. Ente Ebu Zer ma'a men ahbabte. Ebu Zer'cim sen sevdiğinle birliktesin. Eğer gerçekten seviyorsan diyor, evet. Onlarla birlikte değerlendirilirsin. Allah Allah. O yüzden kimle yol aldığına, kiminle birlikte olduğuna, hangi dünya görüşüyle, hangi zihniyetle yatıp kalktığına dikkat et. Ya. Ondan sonra da Ebu Zer diyor. Ya Resulallah ben Allah'ı ve Resulü'nü çok seviyorum. Ya.
Efendimiz diyor ki sen sevdiğinle birliktesin Ebu Zer'cim. Deyince Ebu Zer diyor ki Allah Resulü bunu defalarca söyledi. Sen sevdiğinle birliktesin Ebu Zer. Sen sevdiğinle birliktesin Ebu Zer. Diye. Bu tür çok özel yaşanmışlıkları var. Bunlardan en ilginçlerinden biri de Tebuk'ta olmuş hocam. Allah Allah. Tebuk yolculuğu. Çok ilginç yine. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Allah Allah. Radiyallahu anh. Allah Resulü Tebuk için yola çıktığında diyor. Hepimizin bildiği bir takım insanlar bazı nifakından, münafıklığından dolayı, ahlaksızlığından dolayı, bazı ihmalinden dolayı katılmadı o sefere. Katılamadı. Efendimiz biraz yol aldıktan sonra Ebu Zer'i görememiş. Ebu Zer yok. Eyvah. Ve dedik ki diyor Abdullah bin Mesud anlatıyor. İnsanlar dedi diyor. Ya Resulallah tehallefe fulan. Filan kimse gelmedi. Geride kaldı göremiyoruz deyince Allah razı şöyle diyor. Çok rahat hocam. Hep sekinet hali diyoruz Allah hocam. Allah Allah. Yine bir çok ihtiyaç duyulan bir an. Dehşet. Çok zor bir yolculuk. Allah da dedi bırakın eğer onda bir hayır varsa Allah onu bize ulaştırır. Kim isim sayıldıysa. Eğer hayır yoksa kullandığı ifade çok ilginç. Allah üzülmeyin Allah. Gelmedi ne konuşup duruyorsunuz. Fakat erahakumullah. Allah ondan sizi kurtarmıştır diyor. Demek ki layık değil. Zarar verir varlığı. Allah niye gelmedi? Allah. Bak bu kaldı konuşup durmayın diyor. Allah bırak. Allah. Hayırlıysa zaten bir şekilde bize gelir. Ulaşır. O ulaşır. Allah ulaştırır. Hayırsız Allah sizi ondan kurtarmıştır. Fakat erahakumullah minhum. Allah Allah. Boş verin diyor. Evet. Sonra biri dedi ki diyor orada. Ya Resulallah Ebu Zer de yok. Onu da göremiyoruz deyince aynı şeyi kullandı diyor Allah Resulü. Aynı şey. Aynısı onun için de geçerli. Çok bir güzel. Hayır varsa Allah onu bize ulaştırır. Aynısını dedi diyor Abdullah bin Mesud. Sonra ileriden diyor gözcüler birinin yürüyerek geldiğini gördüler. Vay be. Dediler ki diyor ya Resulallah bir adam geliyor ileride yürüyerek. Burası çok. Binek yok. Hocam muhteşem bir ifade. Evet muhteşem bir manzara. Allah Resulü diyor ki kun Ebu Zer. İnşallah Ebu Zer'dir o gelen. İnşallah o çıkar diyor. İnşallah o çıkar diyor. Allah Allah. Ebu Zer'dir hocam. O merhamet, o sevgi. O sevda ya hocam. O da o sevda da ayrı bir sevda ya. Yani bir arkadaşının düştüğü sıkıntıdan, vartadan. Allah Allah. Mutlu olma emaresinin en ufak bir şeyi yok. Onu konuşturmuyor bile. Ama görünce de inşallah kun Ebu Zer. Ebu Zer olsun diyor. İnşallah o bir Ebu Zer'dir diyor. Ebu Zer de hayvanı biraz yavaşmış üzerine bindi. Çok ilginç çocuk anlatıyor burada. O alıkoymuş. Herhalde sürüyor gitmiyor, gitmedi, direniyor. Gitmedi, hayvan huysuzluk yaptı. Sonunda bakmış hayvan ne olmayacak? Hayvanı bırakmış. Muhtemelen merkeptir. Yükünü almış. Evet. Koşarak geliyor. Evet. Sonra bir baktılar diyor kalabalık şey karartı biraz daha yaklaştı. Seçilince dediler ki ya Resulallah ve huvallahi vallahi Ebu Zer. Aha, dediğiniz çıktı ya Resulallah. Vallahi Ebu Zer ya Resulallah. Allah Allah. Dedi deyince Efendimiz söyledi. Yerhamullah Ebu Zer. Allah Ebu Zer'e merhamet etsin. O yalnız yürür, yalnız ölür, yalnız haşrolur. La ilahe illallah. Allah Resulü. Muhammedur Resulallah. Allah Resulü'nün yanında bu kadar. Yani olmadığında o olsun diye, keşke o olsun diye dua edeceği biri. Arkadaşlarının çok güzel tanıklıkları var. Evet. Ebu Zer'in ahlakıyla alakalı. Hmm. Hazreti Ali Efendimiz şöyle diyor. İnsanlar Ebu Zer'in öğrendiklerini, bildiklerini kavramaktan acizdir diyor. Öyle şeyler gördü ki diyor. Ya. Öyle yani bilgilere sahip gidiyor. Müthiş bir ilmi yeterliliği de var aslında daha sonra. Bunu diyen de Hazreti Ali gibi biliyor. Of. Birikimi, ya ilmi yönüyle. Oradan bir ayrı bir şey yapalım mı? Bir şeyle ilgili sahabeyle. Olur oradan devam edelim. Evet ondan bir devam edelim. Bir sonraki bölümde. Bölüm yapalım inşallah. Üçüncü bölümde yapalım. Ama arkadaşlarının tanıklıklarından. Evet tanıklıkları. Evet. Ne diyor Ebu Zer'le alakalı? Hidayetine vesile oldukları var. Evet. Hazreti çok güzel ilginç şeyler var. Evet, bir bölüm daha yapalım hocam. Üçüncü belki, bölüm. Belki de iki bölüm de olabilir. Muhtemelen dört olacak gibi. Dört olacak. Çünkü kişilik bölümde çok güzel. Belki beş olur. Bakarsayız. Biz sizi dinlemeye hazırız. Biz de yola çıktık hocam. Evet. Biz de arıyoruz. Evet, evet. Yolculuk bitmez. Hele Ebu Zer'in peşinde, Ömer'in peşinde, Ali'nin peşindeki yolculuklar hiç bitmez. Hiç bitmez, bitir, evet. Cenab-ı Allah o yoldan bizi ayırmasın hocam. Bitirmesin Cenab-ı Hak üstadım yolculuğu.
ayırmasın Cenab-ı Hak bize yoldan. Amin. 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 Evet değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bir sonraki bölümde tekrar buluşalım. Cenab-ı Hak nasip eylesin inşallah. Eyvallah. Arayışa ve yolculuğa devam ediyoruz inşallah. İnşallah istedim. İnşallah istedim. Bilim ve İnsan Vakfı Halisane'yi sundu.